Güne yine bir siyasi soykırım operasyonu başladık. Söze karşı söz istiyoruz siyasi iktidardan. Kurduğumuz cümlelere karşı, kurduğumuz söze karşı, yürüttüğümüz siyasete karşı siyaset üretemeyen siyasi iktidar yalnızca yapabildiği tek şeyi yapıyor. Avukatları gözaltına alıyor. Parti yöneticilerini gözaltına alıyor. Tiyatro sanatçılarını gözaltına alıyor ve bununla siyaset yürütebileceğini düşünüyor. Bunu protesto ediyoruz. Bunu asla kabul etmeyeceğiz. Bugün burada sabah yaşanan bir operasyonla ilgili toplantı yapmaya, basın yapmaya çalışıyorduk. Her yerde söylüyoruz. Bu tarihi seçimle karşı karşıya kaldığımız bu ortamda her şeye rağmen, her türlü operasyona rağmen, her türlü engellemelere rağmen biz burada direnerek sözümüzü söylemeye, halkımıza sesimizi ulaştırmaya çalışıyoruz. Evet, bugün Diyarbakır başta olmak üzere çeşitli illerimizde operasyonlar yapıldı. Sanatçılar gözaltına alındı, avukatlar gözaltına alındı. Sevgili HDP eş genel başkan yardımcılarımız, örgütlerimizden sorumlu eş genel yardımcılarımız Özlem ve Mahfuz gözaltına alındı. Bu arkadaşlarımız şu anda birlikte seçim çalışmasını yürüttüğümüz arkadaşlarımız. Buradan iktidara sesleniyoruz. Yaptığınız bir seçim kumpasıdır. Bir seçim kampanyasını bizim karşımızda gözaltılar alarak yapıyorsunuz. Biz sizin karşınızda sözümüzü söylüyoruz. Halka karşı sözümüz var ve işte buradayız ve sizleri 14 Mayıs'ta göndereceğiz. Evet, gözümüze bakıyorsunuz, biz de sizin gözünüze bakıyoruz. Ve bu iktidar şu anda saray rejimi ülkede her tarafta kaybettiğinin farkında. Artık sözü bitmiş, çürümüş, tükenmiş, artık tahammülü kalmamış bir iktidarla karşı karşıyayız. İşte görüyorsunuz, burada bir basın açıklaması yapacağız ama her türlü engelle karşı karşıya kalıyoruz. Bir tarafta devletin her türlü olanağını kullanan bir iktidar var ama öbür tarafta inancıyla, kararlılığıyla bu seçimi götürmeye çalışan bir düşünce var, bir mücadele var. İşte halkımız burada, biz halkımızın temsiliyetini yapmaya çalışıyoruz. Onların sözünü kurmaya çalışıyoruz ve Türkiye'nin her yerinde bu mücadeleyi yürütüyoruz. Asla geri durmayacağız, bir adım geri atmayacağız ve bu iktidarı 14 Mayıs'ta göndereceğiz. Şunu sizin şahsınızda bir kez daha altını çizerek söylüyorum. Sahada gördüğümüz açıkça şudur. Hem Diyarbakır'da hem bölgenin her tarafında Batı yakasında Yeşil Sol Parti altında kurduğumuz güçlü ortak ittifakımızla bu iktidarı göndereceğimizi artık Türkiye'de dünyada biliyor. Ve dünyaya da Türkiye'de buradan sesleniyoruz. Bu seçimde her türlü zorbalığa karşı, her türlü provokasyona karşı, her türlü darbeye karşı ve yapacakları her şeye karşı buradayız ve bunları göndereceğiz. Artık güvenlik güçlerine de başka güçlere de sesleniyorum. Bundan sonra bunları yapamayacaksınız. 14 Mayıs sonrasını düşünün ve yaptığınız her şeyin hesabını soracağımızı bilin. Bu iktidar başta olmak üzere sizden bunların hepsinin hesabını soracağız. Halkımıza şunu söylemek istiyorum. 20 günümüz kaldı. 20 gününde hiçbir provokasyona meydan vermeden ne yaparlarsa yapsınlar, gideceklerini, kaybedeceklerini bildikleri halde yapmaya çalıştıkları her türlü kötülük karşısında biz halkımızın karşısında barışı, özgürlüğü, demokrasiyi savunmaya, bu ülkeye adaleti ve barışı getirmeye söz veriyoruz ve bunu başaracağız. 14 Mayıs'ta gidecekler. Buradan
buradan bir şey daha söylemek istiyorum. Türkiye'nin dört bir tarafında 87 bölgede ve 81 ilde Yeşil Sol Parti adı altında yapılan her türlü çalışmaya bir dakika bile geri durmadan bütün programlarımızı uygulayarak bütün arkadaşlarımız eksilmeden güçlenerek seçim çalışmasını yürütsünler ve sandıklarda bunları gömeceğimizi, iktidardan düşüreceğimizi, yeni demokratik, ekolojik cumhuriyeti kuracağımızı buradan bir kez daha ilan ediyoruz. Ve hepimize kolay gelsin diyoruz. Seçim çalışmasını asla bırakmadan her yerde bunlara karşı biz kampanyamızı sürdüreceğiz. Onları seçim kampanyası, güvenlikçi, saldırgan, operasyon yaparız kampanya olsun. Bizim de özgürlüğü, barışı getiren kampanyamız olsun. İşte kıyaslıyoruz. Seçim kampanyamız bu. Arkadaşlar kapatın. Bu şekilde. Bu şekilde. Tamam. Evet, rica edin. Genel başkanım çıkartalım. Aldırım başkanım çıkartalım. Evet, aldırım için çıkartalım. Aldırım için çıkartalım. Evet, polis çemberinin etrafında hiçbir vatandaşımızın bulunmasını istemiyoruz. Bir yanlışlık olmasını istemiyoruz. Şu an burada kalıyor, ısrarla bekliyor olmanız, burada polis çemberi içinde adli tedbir uygulanan şahıslarla ilintili olduğunuz anlamına geliyor. Rica ediyorum. Aksi takdirde yakalama yapmak, müdahale etmek durumunda kalacağız. Rica ediyoruz. Foto film usulleri, bekleyen şahısların ilgili tespitlerini yap. Sağlığı göstermediğiniz takdirde müdahale etmek durumunda kalacak.